Merhaba, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bütün dünyada kız çocukları için pek çok projeler düzenleniyor. Kızların eğitimi, kadınların iş gücüne katılımı, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, toplumların önde gitmesinin, ileri gitmesinin en önemli anahtarlarından biri. Biliyoruz ki 21. yüzyıl kadınların yüzyılı olacak. Bunun için de özellikle kız çocuklarını eğitmemiz gerekiyor. Aydın Doğan Vakfı yıllardır bu meseleye kafa koymuş, emeğini, gücünü koymuş ve çok somut projelerle ilerleyen bir vakıf. Candan Fetvacı da Aydın Doğan Vakfı Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıllardır zaten projelerinizi takip ediyoruz. Baba bizi okula gönderden tutun da çok farklı projeler. Şimdi bu sene yine her yıl olduğu gibi bir konferans düzenliyorsunuz. Yine proje ortaklarınız var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi zannediyorum UN Women'dan çalışıyorsunuz. UNICEF yine birleşenlerinizden bir tanesi değil mi? Evet. UNFPA var. UNFPA aynı şekilde. Ve bu seneki konferansın başlığı kız çocuklarının güçlenme mücadelesinde başarı hikayeleri, görünmez engelleri aşmak. Bu görünmez engelleri aşmak meselesi çok önemli. Ben başlığı söyledim ama altını siz doldurun lütfen. Bu başlığı neden seçtiniz ve bunlar nasıl somut projeler olarak tartışılıyor, konuşuluyor? Önümüzdeki yıl boyunca da ne şekilde, hangi projelerle kız çocukların eğitimine geri dönüş sağlayacak? Teşekkür ederim. Her sene konumuzu Birleşmiş Milletler Kurumları ile birlikte seçiyoruz. Çünkü bütün dünyada Birleşmiş Milletler hangi alanda o sene konu seçiyorsa biz de ona paralel ilerliyoruz. Daha önceki yıllarda spor ve sanatla çocukları, kızları güçlendirmek vardı. Bu sene de görünmez engelleri aşmak dedik. Çünkü gerçekten de hani cam tavandan başka engellere kadar bir sürü kız çocukların hayatında engeller oluyor. Bunları konuşmak, bunların nasıl üstesinden gelindiği, bunların zaman içinde nasıl olmaması gerektiğini bunları masaya koyacağız. Ve bunları aşmış, bunları başarmış hem kız çocukları hem genç kadınlar bize panellerimizde hikayelerini anlatacaklar. Çok öğrenci de geliyor konferansımıza. Öğrenciler de öğleden sonra bu dinlediklerini sanatla kağıda kaleme dökecekler, resim yapacaklar, karikatür çizecekler, dans edecekler, müzik yapacaklar. Bir de öğleden sonra böyle bir şenlik havamız olacak. Evet. Şimdi gerçekten önlerindeki engelleri kaldırmak kadınlar için çok önemli bir mesele. Üstelik bu sadece Türkiye'nin de meselesi değil aslında, bütün dünya genelinde bir mesele. Şimdi siz bunları... Mesela görünmez engeller dediğimizde neleri tam olarak kastediyorsunuz? Nedir? Yani bir görünen engeller var. Belki onlardan bazılarını söyleyelim. Bunlar için yapılan bu projeler, sivil toplumun girişimleri ne kadar yol aldılar? Görünmez engeller için ne yapılabilir daha fazlasıyla? Hedefler neler? Bence görünmez engeller için en önemlisi çocuklarımızı bilinçlendirmek. Biz Birleşmiş Milletler'le çocuk hakları çalışmaları da yapıyoruz. Yani kız erkek çocuk arasında ayrım olmaksızın hepsi kendi haklarını bilmeleri, kendi hayallerinin peşlerinde koşabilmeleri ve özellikle toplumun içinde olan işte kız çocuğu onu yapmaz, kız çocuğu bunu yapmaz, sen anlamazsın, bilmezsin, yapamazsınları aşıp ben istersem yapabilirim'e çocukları bu anlayışa öncelikle getirme gayreti içindeyiz. Aileleri bu anlayışa gelmesi gerekiyor. Görünmez engeller çok çeşitli olabiliyor. Yani aile içinde olabiliyor, okulda olabiliyor. Okul kitaplarındaki örnekler yanlış imaj verebiliyor. Okulda öğretmenin, yöneticilerin davranışları, işte okul sınıf başkanını mem erkekten seçmek gibi veyahut da İşte bir belli bir yarışmaya sırf erkekleri yollamak gibi falan böyle hani konuşulmayan ama böyle hafif bir kabul görmüş
şeylere görünmez engeller diyoruz. Evet. Şimdi bu görünmez engelleri aşmada rol modeller çok önemli. Hem görünen evet. engelleri hem görünmez engelleri. Evet. Evet. Rol modeller konusu bence çok daha fazla kamuoyuyla paylaşılmalı diye düşünüyorum. Başarı hikayeleri hem yani bütün dünyada önemli ama Türkiye'de özellikle önemli. Çünkü hakikaten bir kişinin başarısı bile çok insanın hayatını değiştirebiliyor. Bu sene de konferansta rol modeller var. Evet. Bunlar çok önemli. Belki biraz bunlardan bahsedebilirsiniz ve en önemlisi aslında belki bilmeden bu rol modellerin kamuoyuna verdikleri enerji dönüp dolaşıp Türkiye'nin dört bir köşesinden küçük yani sessiz ya da görünmeyen kahramanlar çıkarmış Aynen. durumda. Evet, onlardan da oluşan bir kitabınız evet. var. Ama önce bu rol modeller meselesi. Rol modellere geleyim. Şöyle ki biz kız çocukları alanında çalışmaya başlayınca hem araştırmalar yapıyoruz. İşte baba beni okula gönderden başlayan bir çalışma 15 senedir bu alanda çalışıyoruz. Son yıllarda da kız çocuklarına üniversite bursları vermeye başladık ve bu bursları ikiye ayırdık. Bir baba beni okula gönder gibi Anadolu'nun yurtlarında kalıp kendi gayretleriyle 4 yıllık üniversiteleri kazanmış kız çocuklarını destekliyoruz. Bir de çok yüksek puanla özellikle tıp, mühendislik, hukuk gibi alanlarda ilk 1000'e giren kız öğrencilere burslarla destekliyoruz. Ve bu öğrencileri yazında kampları alıp onlara liderlik, işte proje yapma gibi şeyler, eğitimler veriyoruz. Ve sonra onların da küçük kız çocukları için proje yapmasını istiyoruz. Çünkü bu çocukların, kızların her biri birer rol model. Biri uçak mühendisi, biri uzay mühendisi, biri işte savcı olacağım diyor, öbürü hakim olacağım diyor, öbürü beyin cerrahı olacağım diyor. Yani bunlar zaten çok zorluklarla çok büyük başarıları elde etmiş çocuklar. Bunlar gidip bizim yurtlarımızdaki kızlarla konuşmaya, onlarda değişim yaratmaya başladığını görünce biz dedik ki bir de bunun kitabını yapalım. Başarılı, zor şartlarda yetişmiş kız çocuklarının hikayelerini. Tabii bir seçki yaptık neticede. Yani o kadar çok kızımız var ki hepsini kitaba sığdırmak mümkün değil. İşte robotik yapan, koşucu olan, violonsel çalan, felsefeci, ressam. Hani böyle bir seçki yaptık. Onlardan 21 tane kızımızın fotoğrafladık ve hikayelerini yazdırdık. Mustafa Seven ve Melis Alpan bize yardımcı oldular. Şahane bir kitap çıkardılar ortaya. 11 Ekim günü evet. bu kitap dağıtılacak. 3000 tane ücretsiz olarak, vakıf olarak dağıtıyor olacağız. Şimdi ilham veren hayatlar ama ben başlığını da çok sevdim. Ben istersen. Evet. Çünkü bu çok önemli. Çünkü herkes istersen yapabilirsin der ya. Anneler, öğretmenler. Evet. Kızım istersen her şey olabilir. Oysa onun kadar önemlisi olur ben istiyorum evet. demek. O gücü ve evet. inancı içinde taşıyabilmek evet. Bu değil mi? Bu kızlarla konuştuğunuz zaman zaten görüyorsunuz ki o kızlar ben istiyorum ve yapacağım çıkış noktaları bu. Ben bunu istiyorum. Buradan yola çıkıyorlar. O bu kadar istekli ve gayretli olunca ve yılmaz olduğu zaman, çalışkan olduğu zaman aile de çevre de bunu kabullenip desteklemeye başlıyor. Bu hikayelerde göreceksiniz. Mesela kız çocuğu boks mu yaparmış, kız çocuğu şort mu giyermiş, koşu mu koşarmış diyorlar. Ama o kız çocuğu Avrupa şampiyonu olunca bütün mahalle şort giymesine kızan, boks yapmasına kızan bütün mahalle birdenbire bizim şampiyon kızımız diye onu desteklemeye başlıyor. Bunun gibi yani önce bir görünmez engeller var işte yapamaz edemez ne lüzum var filan gibi. Fakat arkasından da aslında çok güzel bir destek var. Burada o rüzgarı alabiliyorsunuz. İnşallah bir sürü kızımız daha ben istiyorum deyip yollarına Aynen. çıkacaklar, devam edecekler. Çok güzel hikayeler var. Mesela bir iki tanesini paylaşalım. Belsu Seyran 2001 yılında Mersin Sivk Gecesi'nde dünyaya gelmiş ama babasını çok küçük yaşta kaybetmiş. Darüşşafaka eğitim kurumlarında eğitim görüyor, bilimle ilgileniyor. Darüşşafaka'ya girebilmek için çok dua etmiş galiba. Hikayesinden öyle anlıyoruz. Ve şimdi laboratuvarlarında çalışıyor ve bilim kadını olmak üzere ilerliyor. Görme engelliler için akıllı baston. Değil mi? Bu Belsu değil. Belsu'nun projesi galiba. Görme engelliler için akıllı baston projesi var. Dolayısıyla gerçekten
Belki işte yapay zekanın bu kadar tartışıldığı, tabii, bu kadar hayatımızın odağına oturduğu, geleceğimizin geleceğimizi şekillendiren kodlama, yapay zeka, işte bütün değişen teknolojiler, bütün bunlar da bir fırsat alanı aslında kız çocuklarının daha farklı bir dünya yaratabilmeleri, evet, için galiba, evet, değil mi? Sizin biraz önce söylediniz, yani burslu öğrencileri alıyoruz, götürüyoruz mesela, tekrardan staja koyuyoruz ki kendi arkalarından gelenlere ilham versinler diye. Evet. Bu zannediyorum çok önemli, bu sosyal sorumluluk projelerinde. Projelerin ölçülebilir olması, sürdürülebilir olması ve sadece burs alan çocukların bursu almakla yetinmemeleri ve geri dönüşümü sağlamaları. Evet. Değil mi? Evet, bunun, evet, yani somut, evet, verilerini bizimle paylaşabilir misiniz? Evet. Neden önemli bu? Ya bu şöyle önemli. Bir kere yani toplumsal sorunlar hiçbiri bir kişinin, bir kurumun, üç kurumun çözeceği boyutta değil, artık çok büyük. Dolayısıyla herkesin bu taşın altına elini koyması, herkesin kendi yapabildiği kadar bir sosyal sorumluluk hissediyor olması lazım. Dolayısıyla bu biz başarılı öğrencileri aldığımız zaman diyoruz ki biz sadece bir banka hesap numarası değiliz. Biz burada sizin yanınızdayız, sizi destekliyoruz ve şöyle şöyle alanda çalışmalar yapıyoruz. Eğer sizin de bu yapılan işlere aklınız yatıyorsa gelin bize yardım edin, bu çalışmayı büyütelim diyoruz. Bir. İkincisi, gençlerin birbiriyle iletişimi çok daha güçlü oluyor. Yani ben bir Anadolu'daki yurda gidip de kızlara işte hadi çok çalışın, üniversiteye gidin demem başka, ama kendi yaşına, evet, çok yakın bir genç inşaat mühendisinin, uzay mühendisi genç bir kadının oraya gidip bakın ben de işte komşu ilçeden geldim, şu kadar çalıştım, İşte en iyi puanla Türkiye'nin ilk 1000 öğrencisi içine girdim, şimdi de uzay mühendisliği okuyorum dediği zaman sen de yapabilirsin ve sen bunu iste. Hatta çocukların projesinin adı sen de yapabilirsin. Biz böyle yapmak üzerine çalışıyoruz. İstemek, yapmak, çalışmak. Bu kısmı çok önemli, çok önemli diye düşünüyorum. Şunu size sormak isterim. Şimdi aslında Milliyet Gazetesi'yle başladı baba, evet, beni okula gönder. O dönem için gerçekten çok önemli projeydi. Türkan Saylan'ın hayatta olduğu, evet, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin, aynen, müthiş aktif olduğu yıllardı. İşte onunla birlikte aynı anda da Hürriyet Gazetesi'de Hepsi Birer Gül Dünya'dan kaynaklanan işte kadın cinayetlerine yönelik şiddet projesi. Bunlar hepsi aslında bir bütün halinde hem eğitim, hem şiddete karşı, hem işte ne bileyim kadınların eşitliğine yönelik projelerdi. Yıllar geçti aradan, bilmiyorum kaç sene oldu baba beni okula gönder, herhalde 15 yıl oldu değil mi? En uzun süren projelerden, evet, bir tanesi. İşte onun arasında Aydın Doğan Vakfı'nın diğer çalışmaları devreye girdi. Siz geriye dönüp baktığınızda, evet, biz gerçekten farkındalık ya da farklılık yaratabildik diyor musunuz? Yani bu projeler, aman işte bu kurumların, yok, böyle hoş hoş senede bir kere konuştukları projeler oldu diyenlere cevabınız nedir? Somut olarak neler değişti? Kesin değişti, ama bu değişmesinin en önemli sebebi biraz önce söylediğim gibi herkesin birlikte çalışmasıydı. Yani sivil toplum, özel sektör, şahıslar, devlet, belediyeler, herkes birlikte çalıştı. O zaman ben hatırlıyorum, ilçelere gidip yurtlar açılırken hem Çağdaş Yaşam yanımızdaydı, biz de oradaydık, ama vali oradaydı, belediye başkanı oradaydı, muhtar oradaydı, imam oradaydı, herkes oradaydı. Ve başka kampanyalar da vardı. Kardelenler vardı. İşte, evet, bir sürü vardı. Bir sürü vardı. Hepsi bir araya gelince bir büyük etki yaratıldı. Hı. Mutlaka ki. O yıllarda kız ve erkek çocuklar arasında okullaşma oranı çok daha büyük bir makas vardı. Şimdi artık son yıllarda o makas kapandı. Bazı iller hariç o makas kapandı, evet, ama tabii ki burada devletin çok önemli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok önemli rolü var. Yani çıkarılan kanunlarla, zorlamalarla, teşviklerle, bir sürü şeyle, yani gerçekten hani herkes el ele çalıştığı için bu başarıldı. Çok önemli noktalara, yani 15 sene öncesinden bence Türkiye çok farklı bir noktada. Eğitimdeki başarılarımız açısından gidilecek daha çok yol yok mu? Var, çok yol var, ama çok yolda geldik. Bazen moralimizi bozuyoruz kendi kendimize. Biz çok ilerleyemedik diye, ama bence çok ilerledik. Ama tabii nüfusumuz da çok büyük. Problemler de çok büyük. Mesela ne okula giden ne işe giden kızlar 15-29 yaş arası genç kadınların oranı %41. Yani
bu 15-29 yaş arasındaki genç kızların, genç kadınların %41'i ne okula gidiyor, ne işe gidiyor. Evde hiçbir oturuyor. Şey yapmıyor, evde oturuyor. Buna yazık günah değil mi? Ama erkek çocuklarda bu oran mesela %15. Yani hala bir sürü farklılıklar var. Ama yani adım adım ilerliyoruz. Ben epeyce ilerledi yaşım. Geriye baktığım zaman çok benim gençliğimden bu yana çok önemli gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen bundan sonraki yılların, sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, yani bütün dünya genelinde önümüzdeki yıllarda siyasetten daha çok sivil toplumun ülkeleri, toplumları değiştirebileceğine inanıyorum. Yani bence sivil toplum faaliyetleri yeni siyaset biçimi. İşte görüyoruz, bir Greta çıktı, küresel bu kadar yıldır konuşuluyor ama bir çocuğun başlattığı bir eylem ki onun arkasında onun eylemine destek veren binlerce çevre gönüllüleri var. Çevre konusunda olsun, işte her konuda, yani eğitim konusunda olsun, kadınlar konusunda olsun, esas farklılığı sivil toplum örgütleri ve sivil girişimler yapacak. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Yani sivil toplum örgütlerinin Türkiye'de giderek gelişmesi de çok önemli bir kazanç diye düşünüyorum. Tabii. Aydın Doğan Vakfı olarak siz de daha da genişlemeyi, büyümeyi ve bu konuda daha fazla hayaller kurmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Biz habire genişletiyoruz alanımızı. Zaten hem kız çocukları hem kadına karşı şiddet bu alanlarda da daha yayılmaya ve derinleşmesine gitmeye başladık. Uluslararası etkinliklerimiz var. Mesela en son Birleşmiş Milletler'in Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kadınlar ve kız çocukları ile ilgili danışma grubuna seçildik. Bunun gibi önümüzdeki ay sonunda Cenevre'deki toplantılara davet edildik. Yani hem uluslararası alanda genişliyoruz hem de Türkiye'de başka sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak ve bakanlıkla birlikte çalışarak bu çalışmalarımızı arttırmayı, yaptığımız pilot projeleri geliştirmeyi, her türlü desteği vermeyi, sonra Türkiye'de biliyorsunuz eğitim reformu girişiminin arkasında bütün Türkiye'deki önemli vakıflar var. Türkiye 3. Sektör Vakfı'nın kurucuları arasındayız biz ve bütün diğer büyük kurumlar, büyük sanayi kuruluşlarının vakıfları, aile vakıfları hepsi orada. Yani birçok alanda da yani iş hayattaki rekabet başka bir şey ama sivil toplum alanında ben Türkiye'deki vakıfların çok olumlu bir şekilde birbirlerini desteklediğim ve bir arada çalıştığını görüyorum. Şimdi tabii bu kitap satılmayacak. Biraz önce bahsettiğimiz kitap. Bu kitabın okullara. Biz 3000 tanesini dağıtacağız ama aynı zamanda satılsın istiyoruz. Çünkü her şeye yetişemeyeceğiz. Doğan Kitap da bundan basıyor. O da piyasaya verecek. Bizim dağıtıp erişemediğimiz, biz daha ziyade Anadolu'daki yurtlara, İşte liselere, okullara, bu kurumlara dağıtmayı planlıyoruz, kütüphanelere. Ama Doğan Kitap da bunun basıyor ve onlar da satışa çıkarıyorlar önümüzdeki hafta. Şimdi dolayısıyla bir de sergileri olacak. Pardon, lafınızı kestim. Burada çok güzel fotoğraflarımız var. Bu fotoğrafların altında bayağı uzunca bu hikayeleri yazaraktan ilk sergimizi haftaya, hatta burada Taksim'de metronun girişinde şahane bir belediyenin galerisi var. Evet, orada bravo. Başlıyoruz. En güzel yer zaten. Herkes, metroya giden herkes lütfen bir dolansın. Ve sergimizi geçsin. Sonra da bütün ilçeleri ve sonra da bütün Türkiye'yi dolaşacak sergimiz. Ama aynı zamanda kitaptan da alsınlar. Çünkü şimdi alsınlar. Bu tip kitaplar böyle ne güzelmiş diye bakılır gönderilince ama içinde gerçekten çok güzel fotoğraflar ve çok güzel hikayeler var. Ben bile okurken gözlerim yaşarıyor. Çok yani, güzel. Dağda çobanken koşma kararı verip sporcu olmak isteyen kızlarımızdan işte efendim yani son derece az imkanlarla gelip büyük başarıları imza atmış başka öğrencilere, hakikaten müthiş hikayeler insanın insanın moral veriyor. Hem moral veriyor, hem moral veriyor, tüyleri diken diken şöyle oluyor. Bir sorgulamaya bile giriyor insan ya. Bir dakika, ben yani hayatta ne yapıyorum diye mesela. Evet. Eğer bu konularda hiçbir şey yapmıyorsanız hani herkesi düşündürmeye yöneltiyor. Evet. Ya ben de acaba işim bir ucundan tutsam mı diye, dolayısıyla kitaptan da alın deriz. Sonuçta paranızın
karşılığı kız çocuklarının daha da fazla okuması olacaktır. Aynen, çünkü Aydınlığa Vakfı aynı zamanda burslarıyla bütün kız öğrencilerine destek oluyor. Canan Fethullah, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Aydın Doğan Vakfı'na da çalışmalarından dolayı başarılar diliyoruz. Böylelikle sizi bilmeyen seyircilerimiz vardıysa şimdi bilmiş oldular. Herkes biraz işin ucundan tutar inşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.